Herkese selamünaleyküm. Trabzon'dan ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu paylaşmayı da unutmayın lütfen. Arkadaşlar bugün yine çiftlikteyiz. Her zamanki gibi hem inşaat işimiz hem de çiftlik işi aynı zamanda ilerleyecek. Ustayla abim içeride çalışıyorlar. Ben de çiftlik işlerini halledeceğim. İnekleri yedireceğim. Tavuklar, hindiler, köpekler. Bu işleri hallettikten sonra ustalara yardıma gideceğim. Orada da harç yapacağım, harç taşıyacağım. Önceki videolardan biliyorsunuz. Bugün sıvada ince sıvaya geçildi. Artık yapmış olduğumuz iş ve mekan daha ön plana çıkmış olacak. Ve daha temiz görüntüler alabileceğiz inşallah. Az önce çok kötü bir kaza geçirdim. Hayatta hiç sevmediğim bir olay geldi başıma. Birçoğunuzun başına da gelmiştir. Az ekmek vardı, atayım ağzıma dedim. Çiğnerken dilimi ısırdım. Şu anda dilim çok ağrıyor, şu kenarı. Ve en az bir 15 dakika kanadı. Durmadı kanı. Kötü kesti yani. Ve konuşurken de böyle kenara alınca o yara ağrı yapıyor, acı veriyor. Biraz da konuşmakta zorlanıyorum ama geçer gider. Çok önemli değil. Allah büyük kazalardan, belalardan saklasın bizi diyoruz. Çiftlik işine koyulalım. Şu yavrucukları. Şu yavrucukları. Lan, lan. Şu yavrucukları bir yedirelim bakalım. Niye öyle bakıyorsun? Doğum yapacak olan ineğimiz de öyle bir rahat yatıyor ki onu da böyle göstermek istedim. Kıskak. Kıskak. Kızım. Kızım. Utandı arkadaşlar. Bakın sakladı kafasını, utandı. Zeynep gibi, onun da bir tek kulakları gözüküyor. İneğimizin de doğumu yaklaşıyor. Hayırlısından bir buzağı dünyaya getirir inşallah. Gün geçtikçe tabii ki ağırlaşıyor hayvanımız. Neyse, bekletmeyelim, bağırıyorlar. Bunları da tamam, tamam, tamam. Şu inek iyi, hoş, şu düve. Güzel. Bu Amerikan Jersey. Belki 5-6 kuşaktan beri ıslah edilmiş, bu zamana kadar getirilmiş ama abi hiç susmuyor ya. Hiç susmuyor ya. Çok geveze bir hayvan. Neyse, düzelir inşallah. Evet, hadi yedirelim bunları. İnekleri yedirdik. Düveleri dışarıya attım. Otlamaya gittiler. Sağım işim bitti. Çiftlik tertemiz. Yani herhangi bir işimiz kalmadı. Şimdi bir hindilere, tavuklara bakacağım. Onlara yem vereceğim. Sonrasında inşaat işlerine dönüş yapıyoruz. Boş durmuyoruz yani. Şu roz yemini bitirmedi arkadaşlar. Fazla kaçtı galiba ona. Şöyle göstereyim size. Bakın. Arpa ve süt yeminin yarısını yedi, yarısını bıraktı. Niye öyle yaptı ben de anlamadım. Demek ki çok yüklendik hayvana. Yani 8 kilo veriyordum ona. 6 kiloya düşüş yapacağız. Bir bakacağız, 6 kiloyu bitiriyorsa sonra biraz daha arttırırız onu. Tekrardan yemiyorsa anla ki çok geliyor demek ki bu hayvana. Fabrika yemi, kesif yem. Karnı da doymuş. Tabi buzağın çok büyük etkisi var. Karnının dolu gözükmesinde. Muhtemelen doğumdan 10-15 gün sonra iyice iştahı gelir. Tabi doğumdan hemen sonra iştahsızlık problemi yaşamayız umarım. O da korktuğum bir meseledir. Tamam kızım, tamam.
Tamam bebeğim. Nefes borusuna bir şey kaçtı. Evet, şimdi hindileri şey yapalım. Yedirelim. Tavuklara bir bakalım. Samanlı yedi bu arada, onu da söyleyeyim. Samanlı yedi. Yemini ayrı yere koymuştum. Az bir şey saman vermiştim. Samanı yedi, yoncasını yiyor. Yeminin de büyük ölçeğini yedi yani. Kaldı o. Ben bayağı döktüm ona. Durumlar bu şekilde. Hindilerimiz burada. Şimdi onları yedireceğim. Yerde ufak tefek yemler var. Ama onları gün içerisinde yiyorlar arkadaşlar. Bir susun ya. Bakalım, evet, burada da yem var. Bunlara da fazla kaçıyor yani, demek ki yem. Yani yeri biraz atalım. Şu yemliklerini de dolduralım. Şurada da birazcık atayım. Tamam, çok vermiyorum. Var zaten yemleri. Sularını da değişelim. Evet arkadaşlar, bakın çiftliğimizin bu bölümünde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşte söylemiş olduğum ince sıva. Bakın. Kaymak gibi çıkıyor. Ne acı sıvıya benzer, ne başka bir yere. Orijinal organik bir sıva. Sağlıklı, sıhhatli, ömür boyu. Ve aynen aynen. Depreme dayanıklı. Binayı sağlamlaştırmada da payı var mı? Var abi. Gerçekten bu kara sıva alçının yerini tutmaz arkadaşlar. Şimdi izlenimlerimizi daha rahat yapacağız, o çatlama şeyleri. Evet evet. Takacağız ki yani, oturdu, bundan sonra sıfır bir şey. Ama olmaz benim tamam. Beton çok sağlam. Şurada bir yok, beton kırık, sağlam ya. Dinciyle şuraya kıramadım ben ya. Beton çok sağlam yani. Evet. O katkı maddeli, sağlam bir beton. Vay be. Abim de çekmiş arkadaşlar. Birazdan çekecekler. Ben de çekim. Evet. Bugün hep çekim var. Siz sıva çekeceğiniz, ben video çekeceğim. Arada harçta yaparsın bizi. Harçta yaparım. Orada ince harç. Çıraklıkta yaparım. Gelirsin bizim. Yemek hazırlarım. Sen falan gireceğiz şimdi. Kürek yemeği olur falanlara. Çok güzel. Evet abi, ama biraz harç ayarlamak lazım. Evet. Sen de abi bak, ben şey yapayım abi, kalasiter alalım buraya. Ben oradan bir ayar vereyim ona. Ben çekeceğim sen. He, ayarlayayım ben arkasını. Ben harç yap ki bir araba. Abi aldık mı ikimiz gideriz, sana deriz bize diye. Bir araba çekmez bu arada. Tamam. Şu anda ince kumu eliyoruz. Yeter mi abi? Şimdi almaya çalışayım, hem de çekim yapmaya çalışayım. Bakın ben buraya atıyorum. Abim eliyor. Aha. Vay be. Boşuna dememişler. İşe başlamak bitirmenin yarısıdır. Aynen öyle. Nereden nerelere geldik yani. Kısa, çok da uzun sürmedi. Evet, harcımıza da gölgelik yapıyoruz. Olmaz olur mu? Şimdi süngerleme işlemini göstereceğim sizlere. Sünger çekilen ince sıvayı pürüzsüz hale getiriyor. En ufak bir çizik, gedik, hiçbir şey olmuyor.
Yani tesviye ediyor iyice. Her işin bir inceliği var arkadaşlar. Orayı da süngerledik mi? Bu büyük tarafın sıva işlemi, yani tavanının sıva işlemi bitmiş oluyor. Sonra boya. Bunlar temizlenecek iyice, bezden silinecek. Bugün işler daha da hızlı gidiyor. Tavanlar bitti diyebiliriz. Duvarlarında büyük bir kısmını, ince sıvasını çektiler. Ben de harç yetiştirmeye çalışıyorum. Birazdan yemek molası vereceğiz. Tabii yemek molası vermeden ben yapılan işleri sizlere göstereceğim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Tertemiz, böyle kaymak gibi dediğimiz tabiri caizse duvarlarımız kaymak gibi oluyor. Abim de yardım ediyor ustaya. Bugün düne nazaran bayağı iş görüldü. Ama şöyle bir şey var. Yani bu yapılan ince sıva normal kaba sıvadan daha az yorucu ve daha hızlı gidiyor. Diğeri biraz daha zahmetli. Duvara bir sürü harç atıyorsunuz. Bunu da sadece böyle alçı çeker gibi çekip perdahlıyorsunuz. Çok şükür yani bugün bayağı bir şeyler gösterebileceğim sizlere. Şimdi içeri bir gidelim. Anlattığım yerleri sizlere bir göstereyim. Benim tezgah burada. Harcım da bitti arkadaşlar. Sonunu el arabasına eledim. Harç falan kalmadı. Yenisi yapılacak. Bayağı da öteye attı bizi. Saat şu anda 1.30'a geliyor. Son el arabası görüyorsunuz doldurdum. Şu anlık harç eleme işim bitti. Ve şöyle göstereyim. Kaymak gibi oluyor arkadaşlar. Buralar daha perdahlanmamış. Böyle izler görebilirsiniz. Tavan perdahlandı. Ustamız içeriği perdahlıyor tavanını. Abim de burayı perdahlıyor. O el arabası da burayı yapar dediler şu tarafı. Tertemiz. Piyasaya çıkıyor burası. Şurayı yarım bıraktık çünkü şu kapı genişleyecek arkadaşlar. Mutfağı olabildiğince ferah tutmaya çalışıyoruz. Havalandırma bakımında. Ne kadar çok hava girerse içeri o kadar bizim için iyi. Çünkü orada imalat olacak. Peynir yapılacak, tereyağı yapılacak. Havalandırma olması bizim için çok çok iyi. Görüntü harika. Şurada bir sıvansın. Şu cam daha da güzel gözükecek. Bakın. Kaba sıvayla ince sıvanın tavandan baz alırsak bura bitmemiş çünkü. Kaba sıvayla ince sıvanın arasındaki farka bakın. Bu son iş yani. Sıvanın son işi bu. Sonrası aslar boya. Tertemiz bir görüntü. Dolapçımız da mobilyacımız da yarın için söz verdi bize geleceğine dair. Şuralara raflar yapılacak. Şuraya da döner. Şuraya da dönecek biraz. Şurası televizyon ünitesi yeri. Şuraya da yine bir raf yapılabilir. Ortada masamız. Şurada derin dondurucu veya buzdolabı olabilir. Bozulacak yani sıcaktan bozulacak ürünlerimizi koyabileceğimiz bir dolap. Burası da burada çalışan kişilerin üzerine değişip veya akşama duş alabileceği yer. Duşumuz içeride. Lavabosu da orada. Buraya böyle kıyafet dolabı koyulabilir. Önlük, iş kıyafeti bir şeyler koyulur. Şurada çamaşır makinesi yerini bıraktık. Şurada çamaşır makinesi yeri, şurada termosifon olacak sıcak su alabilmemiz için. Kışın güneş enerjisi bir işe yaramıyor yani onu da belirtelim.
İçerisi de tuvalet ve duş. Burası da mutfak zaten biliyorsunuz. Mutfak aksağı mı? Her şey bence güzel dizili oldu abi burada. Şuraya da masamızı koyacağız. Ahşap küçük masamızı. Masanın üzerinde de yumurta sepeti olabilir. Annemin el değirmenini koymayı düşünüyoruz. Orada un çekebiliriz. Mısır unu. Güzel olacak ya. Aslında şurayı ben şey düşünmüştüm ama şuraya bir ahşap tezgah. Üzerinde kahve makinesi, çay makinesi. Yani bizim evde olduğu gibi. Bilmiyorum, belki görenleriniz vardır. Biz de tezgah yaptırdık ya. Bir tarafında yemek yiyoruz, kahvaltı falan yapıyoruz. Diğer tarafında kahve makinesi, çay makinesi. Şuraya koyulsa orada kahveler olurdu, bardaklar olurdu. Güzel bir yer haline gelirdi ama yani çok masraflı olur arkadaşlar bizim için. Biz masrafı minimum tutmaya çalışıyoruz böyle. Çalışmamızdan da belli. Normalde ustamız yapar giderdi ama biz biraz daha az para ödemek için yardım ediyoruz. Ve işimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Çok da para. Şu ana kadar öyle uçuk kaçık bir şeyler vermedik. Yani bir malzemeye şu ana kadar para verdik. Bir de iki günden beri ustamız çalışıyor. Diğerlerini biz alıyoruz ikinci elciden. Bakıyoruz nerede temiz malzeme var. Nasıl tasarruf edebiliriz diye. İdare etmeye çalışıyoruz. Şuranın tavanını da göstereyim sizlere. Bakın ustamız perdahlıyor. Şura süngerlenmiş sanki. Boyalım. Şuraya mı? Aha. Daha da güzel aydınlandı. Anlattığım kadar var değil mi arkadaşlar? Bayağı güzel gitti iş. Gel bakayım abiye. Yiğit geldi. Aleykümselam. Gel abiye. Yiğit efendim gel. Efendim. Kimden geldin? Tek başıma. Cöce ne yapıyor? Uyuyor. Gel amcaya. Böyle güzel oldu mu? Güzel oldu mu? Git bir dolan bakayım, çekeyim seni. Hem de yorum yap. Yorum yap bakayım. Şaşır şaşır. Oo de. Şaşıracağım, çok güzel oldu amca. Oo de. Oo. Bu nasıl bir yer hale geldi de. Bana bakma. Çok güzel olmuş, çok güzel. Gerçekten mi? Evet. Şimdi sana burası bitsin. Bir eline bir kasenin içerisinde küçük şeker, diğer eline de kolonya veriyoruz. Şuraya bir masa koyup gelen müşteri. Ne oğlum? Gelen müşterilerin eline kolonya ve şeker veriyorsun, tamam mı? Yaparım. Tamam mı? Senin işin bu. Şurada masan olacak. Gelenlerin de şeyini alıyorsun ha. Adını soyadını yazıyorsun. TC kimlik numarasını. Çiftliğe kim giriş yaptı? Tamam mı? Olur. Yapabilir, kıvırabilir misin bu işi? Yaparım ya, yaparım. Canım sen yeterli paradan ödeyeceksin. Bak nasıl yapmıyorum. Önce ticaret yap. Ondan sonra. Parasını alacak. Adamı erken yap. İşe başlamadan. Evet evet. Tamam, bir soralım. Kaç para istersin? Bakalım fiyat şeyin var. Tecrüben. Sabah 8. Bilmeyelim aylığına mı? Ha bak. Günlük olunca farklı. Yeni olunca farklı oluyor. Aylık. 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 Sabah 8 akşam 5. Masa başı iş. Kolonya ve şeker tutacaksın geleni.
Hesaplıyor şu an. Ne kadar? Aylık. Ne kadar? 500 lira, 600 lira. Yine abi oradan 5 yapıyor ama 5 bin lira dedin değil mi? 5 bin lira yarayı değiştirildi ama. 500 lira ya, tamam kabul ya. Tamam. Gel el sıkışalım. Bak video izleteceğim sana sonra. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Tamam. Saymak yok ha. Yok, video burada, kayıtlar ortada, herkes şahit. Şimdi yemek hazırlıkları başladı. Yemek işi de bende. Masayı hazırlayacağız. Annem de yemek hazırlıyor. Yiğit üzüm toplamış bize. Ya amca ya. Anlat bakalım, nasıl topladın üzümleri? İlk başta merdivenden yukarı çıktım çatıya. Evet. Ondan sonra elime aldığım bir tane bıçak, kap. Ucundan ya, kese kese. En baştan anlat ya. Güne uyandın, dışarıya baktın. En baştan. Güneş doğdu dedin. Evet. Sabah uyandım. Evet. Baktım sabah olmuş, yani uyandım. Ondan sonra annem kahvaltı hazırlıyordu. Hazırladı. Yemek yedim. Ondan sonra bebek uyandı. Bebeği yukarı çıkardım. Babaannem onu sevdi. Uyutmaya çalıştı. Uyutamadı. Ondan sonra aradan geçti 1 saat, 2 saat. Bir daha çıkardım yukarı. Bu sefer azıcık durdu. Azıcık gözlerini kapattı. Yine uyandı. Tamam oğlum ya. Sonra? Ondan sonra aşağı getirdim. Babaannem de çağırdı beni. Dedi ki gel üzüm topla aşağıya dedi. Yemekten sonra yerler diye. Ben de gittim topladım. Oradan sonra geldim aşağı işte. Tamam. Ya amcaya. Yemekler de geldi. Şimdi onları almaya gidiyorum. Şimdi bu düveler dışarıda ya. Onu orada görseler, fark etseler gelecekler yemeğe. Yerler yani. Ya da dağıtırlar işte, dökerler yere. O yüzden tehlikeli bir durumdayız. Ey maşallah. Ey maşallah. Motorun sesi gibi de kendi kesiyorsa var ya. İyi oldun kesli. Evet, yemeklerimiz burada. Düvelerimiz yukarıda. Aha fındıklığımız. Şu işleri bir toparlayabilsek. Nereye? Oradan geçemezsin. Diğer taraftan dolan. Alalım yemeklerimizi de. Yedik içtik arkadaşlar. Allah arttırsın diyelim. Sofrayı da Kur'an kaldıracak herhalde. Yiğit kaldırır. Ben namaz kaldırmayı. Anlamaz mısın Yiğit? Karıştırı bırak. Ben toplarım ya. Daha ince sıva yapmayacağız herhalde. orada ne var? Aa, abi bir duvarı vuruyor ha buraya. O büyük duvarı da çekeceğiz arkadaşlar birazdan. Burayı vurur ya. Zaten akşama doğru gidiyoruz yani. İneğimiz de ağır ayak ya. Ne olur bilmem. Ne zaman doğum yapar lan gelir? Ya ayın 28'inde gününü alıyor. Ayın kaçı bugün? O zaman var biraz daha ya. Tabii belli olmaz. Hayvan işidir bu. Yiğit ineğe sen bir bak da bak bakalım ne zaman doğum yapar. Sen anlarsın. Ya. Ayın 28'inde doğum belirtileri var. Ayın 28'de doğum belirtileri başlayacak. Evet, öyle değil mi? Tamam, bakacağız. Gece babam versin senin teleferikten aşağıda. Bak hani olur mu? Korkar mısın? Işık olsa... Tamam, ışık. Ben çakal bak. Oradan bir çay daha içeyim de arkadaşlar. Aferin sana Yiğit. Bakın ben hiçbir şey demedim ona arkadaşlar. Bir ateş yaktı. Çimento kağıtlarını topladı.
atsam kokar mı? He? Kokar mı bunlar? At at çöp, yanabilecek olanları yak. Şişe falan atarken içini kokla. Benzin çıkmış olabilir ondan. Dikkat et yani. Çalışmaya devam ediyor ustalarımız. Bulaşık işi, kapçanak işi bende. Birazdan masayı toparlayacağım. Bakın. Tertemiz. Buna güzel bir renk bulmamız lazım abi buraya. Sarı, sarı. Sarı mı? Tamam, bırak Allah aşkına. Civciv sarısı mı? Bu içerisinin tavanı da bitti sayılır. Onu da göstereyim size. Burayı biraz beklettik. Çünkü kurumuyor arkadaşlar. Burası pek hava almadığı için. Duvarlarını çekemiyoruz çünkü ıslak ıslak gözüküyor. Birazcık kuruması lazım ki ince sıvası yapılsın. Yarın bakalım başka yeri sıvatırız artık. İş var. Şu duvar çok güzel gözükecek ince sıvası yapıldığı zaman. Baksana şu an. Oğlum soğuk çay içilir mi Yiğit ya? Soğukluğuna baktın. Bakın. Soğukluğuna baktın. Nasıl, tadı güzel mi? Aa. Yiğit şey yapıyor ya. Gelip çay içiyor. Bir şeyler yapıyor. Evet. Bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu kapanışı sen yapmak ister misin? Nasıl yapıyorsun? Ya anlat işte yani. Bugün neler yaptık? Ne yaptık? Ve neler olacak bundan sonrasında? Bundan sonrasında neler olacak? Bundan sonrasında devam edecek işte amca, ne olabilir? Allah bilir bundan sonrasını, değil mi? Nasıl kapatıyorsun? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, o en son kapanış. Dur ben bir kapatayım. Sabah dilimi dişledim. Böyle ağrı yapıyor konuşurken. Dedim Yiğit'e kapat videoyu ama kapatamıyor bu çocuk. Ya amca ya. Evet, çiftlik inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. 2-2,5 saat daha çalışacağız. Sonrasında paydos. Herkes köşesine çekilip istirahatini yapacak. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam edeceğiz. Böyle işler toparlandıkça bir rahatlama hissi geliyor bize. Bir ferahlıyoruz. Daha da güzel olacak tabii. Yani dış cepheye geçtiğimiz zaman büyük ölçüde farkı göreceksiniz. Dış cephenin de malzemesini bir bakalım. Dekoratif sıva çekeceğiz dedik. Çok pahalı bir şey değil. Ustalığını biz yapacağımız için sadece malzemeye para vereceğiz. Güzel de yaparız yani. Mermerler falan gelecek. Dün Turgay Usta buradaydı. Onun teyzesinin oğlu mermerci. Aynı zamanda bizim Ayhan abimiz var burada. O da mermerci. Fakat Turgay Usta'nın teyzesinin oğlunda depo var böyle. Depoda yeni mermerlerim var dedi. Bakalım oraya yetecek kadar varsa cüzi bir miktarda ben size veririm dedi. Ondan haberi bekleyeceğiz. Olmazsa Ayhan abiden fabrikada kestirip piştirip yerine takacağız. Onun da işçiliğini biz yapacağız yani. Bakalım. Her şey gayet güzel. Yolunda gidiyor. Bu sıvacı ustanın gelmesi bizi çok rahatlattı. Yani siz de fark ettiniz. Gelmeyeydi. Hala daha cebelleşiyorduk buralarda. Ha, çalıştık. Kar mı ettik? Tabii ki de çok kar yaptık. Bu büyük odanın sıvanması bizi çok öteye attı. Yoksa usta gelip buradan başlayacaktı ki en az 2 gün sonra ince sıvaya geçebilecektik.
bayağı artıya geçtik yani bizim çalışmayla birlikte. Evet, bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoya geçiş yapacağım birazdan. İneğimiz, evet, bayağı ağırlaştı. Korkuyoruz yani. Ne zaman doğum yapar falan filan. Bir kontrol edeceğiz onu. İnşallah biz buradayken doğumu gerçekleşir. Böyle kameradan da çekeriz. Gelecek olan buzağa da hep birlikte merhaba deriz. Videoyu bitiriyorum artık. Bir sonraki videoda devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ya amca ya.